Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli lavaş hazırlayacağım. Patateslerimi önceden soydum, küp küp doğrayıp haşladım, hazırladım. Videoda fazla vakit kaybetmemek için şimdi hemen yapımına geçiyorum. Biraz da soğuttum. Şimdi üzerinden 2 su bardağı süt ekliyorum. Ve patateslerimi blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç iri tane kalmadı. Bu kadar yeterli. Bir tane yumurta kırıyorum. Tekrardan yumurtayı da blenderdan geçiriyorum. Üzerinden 1 su bardağı su ekliyorum. Bardak ölçülerim 200 ml arkadaşlar. Bir su bardağı un ekliyorum. Az gelirse biraz daha ekleyebiliriz. Öncelikle bir karıştıralım. Çok ince doğranmış maydanoz ekliyorum. Sap kısımlarını kullanmadım. Sadece taze kısımlarını ince ince doğradım. Onu da ilave ediyorum. Hem kolay hem de lezzetli. Çay saatleriniz için mükemmel bir tarif arkadaşlar. Maydanozunu da iyice karıştırdım. Neredeyse tuzu unutuyordum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz tuzunu önceden ilave edin. İyice karıştıralım. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Tavam tamamen ısındıktan sonra birazcık yağ ekliyorum. Her seferinde çok az yağ ekleyelim. Şöyle dolu dolu bir kepçe alalım. Kenarlarını da iyice düzleyelim. Ve orta ateşte lavaşımızı pişirelim. Üzeri kurumaya başlayınca altı da kızarmış oluyor. Lavaşımızı ters çevirelim. Su gitsin. Tekrardan ters çevirelim. Her iki tarafını da iyice pişirelim. Daha sonra servis tabağımıza çıkartalım. Bu şekilde alt tarafını kontrol edelim. Ve lavaşımızı ters çevirelim. Evet arkadaşlar, kolay ve pratik hem de çok ucuz lavaşlarımız hazır. Şöyle de bir sizlere dokusunu göstereceğim. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Gördüğünüz gibi oklava kullanmadan. İster çay saatleriniz için, isterseniz yemeklerinizin yanına. Mükemmel bir tarif. Şöyle de içinin nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Orta ateşte pişirelim. İçi de gayet güzel pişiyor. Gördüğünüz gibi lezzetli olduğu her halinden belli arkadaşlar. Umarım sizler de
Dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.